Merhaba, ben Batu. Bu kahpeleşmiş düzeni bozmak için bir şeyler yapmam lazımdı. Ve ulusal barışı sağlamak için dünyayı ele geçirmeye karar verdim. Ve o ilk hamleyi yaptım. Risk oyununa girdim. Katılımcılar yavaş yavaş lobiyi dolduruyordu. Karşımda Alman ve bir İsveç vatandaşı vardı. Aradığım Okan yanıma gelmişti. Evet, Fethi abi. Güçlerimizi birleştirip bu düşmanların üstesinden gelebilirdik. Ve ardından dayanamayıp hazır ol butonuna bastım ve cenk başladı. Sıra Fethi abideydi. Fethi abinin amacını çözmeye çalıştım. Ne yapmak istiyordu? Nereleri almak istiyordu? Ve evet, Fethi abi kararını vermişti. Avrupa'yı alacaktı. Benimse planım aklımda yavaş yavaş oturuyordu. Avrupa'yı almak için ilk adımlarını yapıyor. Bense kararımı verdim. Avustralya kıtasını alacaktım. Amacım bütün orduları tek bir noktada birleştirip Avustralya kıtasını ele geçirmekti. Ordular arasındaki bağlantıyı kurup konuşlandırmak için saldırmaya karar verdim. Ama o da ne? Bu nasıl bir şans? Hiç moralimi bozmayıp Orta Doğu'yu ele geçirip yeni bir bağlantı noktası kurdum. Ve ordularımı Çin üzerinde birleştirdim. Sıra rakiplerimdeydi. Ne yapacaklar? Nereye gidecekler? Tek dileğim benden uzak olmaları. Ve beklediğim gibi bir kişi bana saldırmaya karar verdi. Yakınımda gitgide güçleniyordu. En büyük düşmanım morlar olacaktı. Ama ben bunu asla dert etmedim. Fethi abiyle birlikte bunun üstesinden kolaylıkla gelebiliriz. Fethi abi yavaş yavaş Avrupa'yı ele geçiriyordu. Sadece iki bölge kaldı. Evet, sıra tekrar bende. Çin'de 12 kadar güçte bir birliğim oluştu. Basit noktaları ele geçirip kart toplamaya devam ettim. Bu kartlarla daha büyük bir ordu kurup Avustralya'yı çok rahat bir şekilde ele geçirecektim. Düşmanlarımın ne yaptığı belli değildi. Beni tek korkutan morluydu. O da pek aklı selim biri sayılmaz. Nereye saldıracağını bile bilemiyor. Tek güvencem Fethi abi. Evet, Fethi abi beklediğim o hamleyi yaptı. Avustralya kıtasını almam için önümden çekildi. Ve bana yol açtı. Çok minnettarım. Avustralya kıtasını almak için ilk hamlelerimi yapıyorum. Ama bu sefer almayacağım. Birazcık daha beklemeye karar verdim. Tüm gücümle saldırıp orayı savunmam gerekli. Rakiplerimi incelemeye devam ediyorum. Bakıyorum bana yakınlar mı uzaklar mı? Evet, mavi mora saldırıyor, çok güzel. Çok garip bir insana karşı bir savaş dönüyor. Morlu tüm askeri neredeyse kaybetti. Önüne gelene saldırıyor. Çıldırmış durumda. Ve bana da. Fethi abi yukarıda çok tehlikedeydi. Onu oradan kurtarmamız gerekiyordu. Ama şu anki gücü kendini korumaya yetecekti. Ve artık o hamleyi yaptı. Avrupa kıtasını ele geçirdi ve ekstra artı 5 asker kazanmaya devam edecek. Yavaş yavaş Avustralya kıtasını ele geçiriyordum. 12 tane asker vardı, bunu bir anda yapmamalıydım. Ordularımın güçlerini toplayıp tek bir hamlede bitirmenin vakti gelmişti. Bir sonraki tura kendimi hazırladım. Mavilinin ne yaptığını anlamıyordum. Hiçbir yer almaya çalışmıyordu. Morlu da zaten benimle uğraşmaktan başka bir sıkıntısı yoktu. Siyahlıdan bir saldırı geldi. Oraya bir sonraki el almam gerekiyor. Fethi abi bana yardım olsun diye ordusunu birazcık da olsa parçaladı. Ve sıra bende. Artık ele geçirme vakti. Kartları biraz daha bekletmek istedim. Ve artık alıyorum. Kusura bakma Fethi abi. Bunu yapmam gerekiyordu. Avustralya kıtasının güvenliğini aldıktan sonra artık rahat bir şekilde oyuna bakabilirim.
İstedikleri kadar birbirlerini yesinler. Tek amacım Fethi abiye saldırmamaları. Morlu dibime kadar konuşlandı. Onu bir itmenin vakti geldi. Onu oradan çıkaracaktım. Fethi abi oldukça güçlendi. Onu oradan atmaları biraz zor. Bakalım durum neyi gösterecek. Evet, sıra bende. Avustralya kıtasını aldığım için ayrıca askerlerim de birikti. Tekrar kullanmamak istedim kartlarını ama oyun ileride bana zorla kullandıracaktı. Kabul edip yanımdaki o büyük tehlikeyi kovma vakti gelmişti. Başımın belası olan Morlu'dan kurtulacaktım. Küçük ama az da olsa kuvvetli askerlerini kaldırdım. Morlu oyuncunun benden gereken cevabı aldığını artık düşünüyorum. Siktir git lan. Siktir git, ağzını burnunu kırarım şimdi senin. Oyuncularda kartlar biriktikçe güçleri daha da artıyordu. Fethi abi aralarında kaldı. Herkes ondan bir ısırık koparmak istiyor. Ve Morlu o kritik hamleyi yaptı. Evet, beni zora düşürecek o hareket. Tüm gücüyle dibime kadar geldi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir sonraki tur kartlarımla ordumu güçlendirip onu kovmam lazım. Siyah solda çok güçlü bir birlik biriktirdi. Amacı neydi? Düşünmeden edemiyorum. Fethi abinin bir bölgesi daha gitti. Bakalım Fethi abi bu durumdan kurtulabilecek mi? Tekrar Avrupa kıtasını almak istiyor. Ve bunun bir kısmını başardı. Orduları düzenli, güzel, yerleşkeleri çok iyi. Ama siyahlı ordu çok büyük bir tehdit. Canlı bomba gibi bekliyor. Ortamı incelemek için hemen saldırmak istemiyorum. Ortamı biraz daha inceledikten sonra duruma göre karar verip gerekli o kritik hamleleri yapacağım. Bu yüzden beklemedeyim. Fethi abinin durumu ne olacak? Aklımda deli sorular. Morlu gitgide güçlenmeye başladı yanımda. Onu oradan kovacaktım. Evet, siyahlı artık 40 gücündeki askeriyle atağa geçti. O da ne? Fethi abinin üzerine doğru gidiyor. Bu durum çok kötü. Tek güvencem olan Fethi abi yavaş yavaş gözlerimin önünde yok oluyordu. İki tane büyük askeri kaldı. Onları da kolaylıkla parçaladı. Ve Fethi abi artık Avrupa'da yok. Tek bir şehri kaldı. Bunu gözden kaçırmış olmalı. Fethi abi buradan durumu toplamaya çalışabilir. Ben her zaman onun yanındayım. Fethi abi. Zor durumda. Çaresizce etrafa saldırıyor. Buradan nasıl kurtulacak? Kaybettiğini anladı. Ve ben bu durumda hiçbir şey yapamıyorum. Ne yapacağımı bilmiyordum. Çok sinirlendim. Fethi abinin öcünü alma vakti. Bir sinirle mora saldırdım. Burada duramazdım. Bir şeyler yapmam lazımdı. Fethi abi o zor durumdayken ben orada öylece oturup bekleyemezdim. Ortalık perişan haldeydi. Fethi abi çok zor durumda. Öylece bekleyemem. Gerekirse intikam. Gerekirse herkes öldürecektim. Bu iş burada bitmez. Durmuyorum. Vurdukça vuruyorum. İlk hedefim moru yok edip kartlarını alıp güçlenmek. Ve Fethi abiyle göz göze geldik. Bana yapmam gerekeni söyledi. Ve mor bitti. Fethi abi yakama yapışıp gerekli cümleleri söyledi. Yapamam dedim. Yapman gerekli dedi. Ve o hareketi yapacaktım. Kafanı kullan Arif. Kanka beni. Üzülerek de olsa Fethi abinin kartlarını almam gerekti. Bu intikamı almanın tek yolu bu. Görüşürüz Fethi abi. Çok üzgünüm.
Zaman intikam vakti. İntikam zamanındayız. Gözümü siyaha diktim. Bizi bu acıları yaşatan o kişiye. Acımasızca saldırdım. Vurdum. Şehirlerini alırken bir damla gözyaşı süzüldü gözümden. Umarım bize bulaşmanın bedelinin nasıl ağır olduğunu hissetmiştir. Ve artık sona doğru yaklaşıyordum. Siyahın bitmesine ramak kaldı. Onunla kartlarını alıp tüm dünyayı ele geçirecektim. Hepsi Fethi abi için. Siyahı da yok edip kartlarını aldım. Şimdi sıra oyunu bitirme vakti. 90 gücünde bir askerle Mavi'nin üzerine saldırdım. Daha içeri giremedim. Mavi buna karşılık koyamaz. Bir atarsam... Atmış. Mars. Haydi bakalım. Kafe miydim ya? Evet, buraya kadar izlediyseniz bir beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kendine iyi bak. Sağ ol. Hadi bakalım Allah kahve. Kapat lan hadi ya yeter. Kapat.